Sence tahmini kaç para mal olur? Yakışıklı olur. Saray gibi sana kümbet yaparım. Abi. Sanmasınlar ki öldü, efsane geri döndü. Nasılsın ya? Gel sen bana bir çay kahve içmeye gel, meskan içmeye gel. Ya sağ olasın, sağ olasın. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün tavuk çiftliğindeyiz, dayımızın yanındayız. Afyon Yarka beklediğimiz çadırı gönderemedi. Korona vesaire çok uzadığı için biz de vazgeçtik. Artık çadırı istemiyoruz dedik kendilerine. Ve biz de kendi başımızın çaresine bakmaya karar verdik. Babamla birlikte dayıya kümes yapacağız. Biliyorsunuz bu kümesimiz bayağı kötü durumda. Şöyle bir bakalım. Çok korunaklı olmadığı için bu malzemeleri söküp buraya bir kümes yapacağız. Şimdi babam da bir tespit yapacak. Ne malzeme lazım, ne gider. Onun ölçülerini ayarlayacak. Ve sonrasında da kümes yapımına başlayacağız. Önce sözü ustamıza verelim baba. Buyur abi. Şimdi bunları yükseltip biraz da böyle geleceğiz. Bu elimizdeki malzemeler bunlar. Şimdi orayı çekeceğiz. Üzerindeki olan ağaçlara kullanacağız. Ha. Yalnız buraya direkt dikme için, tamam mı? 5-10 alacağız birkaç tane. Aha. Ondan sonra onlara bağlantısını yapacağız. Etrafını neyle çevirmeyi düşünüyorsunuz? Etrafını. Yani kapalı olsun ki yarın kış olduğu zaman hayvanlar üşümesin. Ya kışa, yazın açık olsun da kışa doğru bir şey yaparız. Kışa, yeter ki yağmur girmesin. Ama öyle olmaz ki. Yapmışken bir kere de düzgün yapak dayı. Yani açık oldun mu içeriye tilki girer, sansar girer. Tabii. Vesaire. Yani Alçıpanla mı yapmayı düşünüyorsunuz, toparla mı yapmayı düşünüyorsunuz, hangisinden düşünüyorsunuz ona göre yapalım yani. Bu çevresi değil mi? Çevre kısmı. Ha çevre kısmı. Abi en iyisi hangi söylüyorsun niye? Biz ne bileyim? Yani batıpan yaparsan öpeği gider, 10 sene 15 sene gider ama alçıpan yaparsan tavuklar çünkü alçıpanı delerler. Hmm. O zaman betopanla yapacağız. Öyle yapacağız. O zaman bir ölçülerini alalım baba, ne lazım ne malzeme lazım onları çıkaralım. Tamam. Bir dahakinde de yapımına başlarız. Peki tamam. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu üstündeki gibi, çadırvan gibi. Çadır sıcak tutun yiyelim. Yok yok, muşambayla işte yapsanız. Ya, etrafını. Möbren alıp da möbren sersek daha güzel olur. Möbren yapacaksın, değilse sağlıklı olur. Bu tahtalarla etrafını kapatamayız değil mi? Ya bu tahtalar oğlum, bunlar hep hava alıyor. Palet. Olmaz. Ben onlara ayrıyetten tahtadan yumurta yapacak yer yapacağım böyle. Tavuklar içine girecekler, yumurtalarını yapacaklar. Evet. Anladın mı? Yani böyle bir sepet koyup da bu kadar tavuğa o kadar yumurtayı yapma şeyi çok zor. Sence tahmini kaç para mal olur? Tahmin. Tahmin mi? Tahmin. Gelir bir buçuk ay gelir. yok. Dayı çok yumurta satmamız lazım. Aa, bende kaç lira var abi? 500 mi? 600 gram para var. Hocam sen de alçıpanla yapın. Alçıpanla yapın. Birkaç torba şey alalım. Karaküm alalım. Kıva. Üzerine bir çekelim. Tavuklar daha bir şey yapmaz. Öyle yapalım. Maliyet daha mı düşer o zaman? Maliyet düşer mi bayağı? Maliyeti düşer. Onun mesela bir tanesi 25 lira 30 liraysa onun bir tanesi 80-90 lira. Karaküm mi? Alçıpan. Alçıpan üzerinde sıvayacağız. En ucuzundan ne yapalım? En ucuzundan. O zaman düşer maliyetin 700-800 lira düşer. 600 lira var zaten. İyi. Bilmiyorum 600-500 var da. Tamam 300 lira ben koyarım da. Valla saymadım da cimde var ama kaç kuruş var bunlar. Baba ölçek o zaman ne lazım malzemeyi çıkaralım. Şimdi buraya kaç tane? Şimdi alçıpan mı yapıyoruz? Alçıpan yapalım. Böyle 2 metre yükseklik mi? Evet. 2 metre yükseklik iyi. Ay daha ne ki ben böyle gireyim. Böyle yürümeyelim. Böyle. Vallahi öyle. Yanında temizlik yaptığın zaman sürekli rahat kalacak. Ya. Lan oradan malzeme kullanacak mıyız? Ha? Oradan abi onu çözüp buraya kullanacağız. Üstündeki o şeyler var ya. Direkler. Evet. Onları buraya kullanacağız. Şimdi biz yalnız dikme şeylerini alacağız. 2,5 metre boyunda. 5-10 alacağız. Tamam. Tamam mı? Onları yere dikeceğiz. Bağlantılarını yapacağız.
Ondan sonra ızgaralarını atacağız. Burada satanın şeyler var. Çıntalar var. Bunları üzerine çakarız. Hı-hı. Tamam mı? Mevrenle çeviririz üzerine. Biter. Tamam. 10 numara 5 yıldız olur o zaman. Evet. Yakışıklı olur. Saray gibi sana kümes yaparım. İçine girdiğin zaman rahat. Tavuklarından da köp alırsın. Yumurta toplamadan da köp alırsın. Perişan oldu abi. Sen bilmiyorsun abi. Allah'a bak. Ya Afyon Yarkan'ın bize çadır getireceğim deme olayı mahvetti bizi, öldürdü. Ben göndereceksen gönder. 6 aydır aha geldi. Bir hafta 15. Onun hoş bir şey değil ki. Neyse ne abim, olmuyorsa olmuyor. Ay şeyse şey. Evet, yazık günah tamam mı ben böyle bekletiyorum her ben hafta. Ben biliyordum gelmeyeceğim. Çünkü 20 bin liralık bir çadırı sana göndermez adam. Ya biz demedik, kendiydi abi. Doğru. Neyse de artık el eline bir şey olmaz da el eline balık tutulmaz. Biz kendi başımızın çaresine bakacağız abi. Ya bakacaksın mı? Bu iş öyle. Umut işkenceyi uzatırmış. Ay yaşam. Ne işkence çektik ama ne çektik? Alın hafta geçti. Buradaki kümesi hep tavukları bir yere mi koyuyorsun? Abi bunların hepsini bir yere koyacağız. Hepsini bir yere koyacağız. Evet. O zaman şu ağacın tamam mı? İdarsın lan. Şöyle tamam mı? Şöyle bir kümes yapacağız. Bak bunu var ya kümesi buraya kadar da uzatabilirsin bak. Buraya kadar da uzatabilirsin bak. O kadar büyük yapmana gerek yok. Bir tane karantina olacak. He? Küçük bir oda karantina odası olacak. Onu böleriz, bir yer böleriz onlara. Evet tamam. Onu böleriz yani. O istersen ortadan bir bölme yaparsın. Ya, sen şimdi bir şeyini yaptın mı? Ortadan böyle bir paletleri koyarsın yine bölme yaparsın. Ya bu kümes zaten bak, o buraya kadar bizim şey. Buradan tamam. Başlayalım şu tamam. Buraya kadar. Evet. Uzatabilirsin yani eğer gerekirse. Ya uzatmaya gerek yok. Bunu genişletiriz. Tamam mı? Tamam. Genişletiriz. Karanlık bir yer mi istiyorsun? Hı? Nasıl bir yer istiyorsun? Ya karanlık olur mu? Aydınlık olsun abi. Ya karanlık, aydınlık istiyorsa ona pencere bırakırız yer. Ha. Tamam mı? Ona göre cam mı takarsın, ne takarsın tak. Evet, pencereler yaparız. İçerisi aydınlık olur. Camların altında olması daha hoş biliyor musun? Yazın evet. Serin tutar. Evet. Tamam o şimdi cam yeri bıraktın mı iki tarafından? Tamam mı? Açtığın zaman rüzgar eser, burası esenmiyor. Evet. Gölen tamam. Yapar yani. Tamam. Evet, pencere yaparız onlara dayı. O kolay, o sana pencere kısmına dört tane pencere bıraksan buraya yeter. Açarsın i̇ki pencereyi. İki o tarafa, iki bu tarafa. Pencereyi açtın mı havalanır içerisi. He. Havalansın yeter. Şimdi havalansın diye kapıyı açık koyuyorum. Bilmem orayı bilmem at, arkaya açıyorum, yan açıyorum. Şimdi burada sen mesela akşam yatamıyorsun. Ha yaşa. Ha. Kapısını yaparız, külürü vurursun, rahat uyursun. Hayır. Türkü giremez, bir şey giremez. Ha işte o zaman tavuğu ben zamana salmama gerek yok. Tavuğu ne zaman? Öğlenden sonra salacağım. Alıştıracağım öyle, anladın mı? Evet. Bak, saat kaç? 3 gibi salacağım. Akşam oraya. Bir sabah bir saat 6'da tavuğu salıyorum kardeşim. Olmuyor. Adam dedi tavuk ne kadar geç salarsan şimdi, o kadar yumurta alırsın diye. Bak bunun orta yerinde dikmeler yapacağız. He. Bak böyle dikme yapacağız. Böyle tahta çakacağız. Böyle yukarıya. Tamam mı? Tavuklar onun üzerine çıkacaklar. Tar yapacak. Ha. Akşam oldu anladım, mu anladım. Tavuklar onun üzerine çıkacak. Hı. Ondan sonra kenarları tamam mı? Şöyle. Şu 50 santim boyunda tahtadan döneceğiz, tamam mı böyle? Hı. Oralara talas koyacaksın, talasın üzerine yumurtalarını yapacaklar. Tamam. Anladın mı? Tamam. Ya ben sana güzel bir şey yapacağım. Ha yani. İyi, biz de senin emeğin altına kalmayız, telafi ederiz. Sağ olsun. Sen bizi belki yaptın geldin mi buralara, yani ilgileniyorsun o bize yeterli abi. Bizim elimizden gelen şeyi her şeyi yaparız. Şimdi içine geldim malzemeleri yazacağız. Malzemeleri çıkartalım baba. Ha. Biz de onları temin ederiz. 5'e 10. Ne? 5'e 10. 5 böyle. Ha. 10 da böyle. Ne olur o? 50. 50 metre kalıyor. Evet. Evet. 10 ile değil de. Şimdi şey biraz toparlaklı olsun ki içerisi yuvarlak olsun. He. Öyle ince bir olmasın. Kare gibi olsun. Ha.
8'e 8 yapalım. Yok 64 olur. Olmaz. 7'ye 7 yapalım. 49. 7'ye 7 olur. 8'e 8 de olur. 7'ye 7 de olur. Şimdi bir sayını yapalım. Büyük olsun küçük olmasın. Dur bir dakika. 7 kere 5. 35 metre mi yapıyor? Evet. Bak, 5, tamam. 60, 40 yapar. Bunu 8 yapacak. Yap. 8 metre yapalım. Evet, öyle 45 metre falan olur. 8 metre yapalım. Tamam mı? Ancak şey yapar. Çünkü etraflarına da şey döneceğiz ya. Evet. Şimdi kaç tane bize alçıpan gidiyor? 5 tane buraya gidiyor. 5, 10 adet bir yüzüne gidiyor. 5 oluyor, 5 oluyor. 60, 7, 7, 14 tane de böyle gidiyor. 24 tane. 24 tane. Sen de 25, bir fazla olsun. 7 böyle, 7 öyle. 24 tane gidiyor. Tamam. 24 tane ondan gidiyor. Alçıpan. He? Alçıpan mı bu? Ha, alçıpan. Yaz, tamam. Yaz, unutmayacağız. Ya, yazmaya bir şey yapmaya. Kaç tane gidiyordu? 24 tane. 24. 24 adet alçıpan. Ondan sonra... 5-10. Hı? 5-10. 5 tane söyleyeceğim şimdi. Şimdi buna 5 tane buna gidiyor. 5 tane oraya 10. 10 tane 5 tane oraya gidiyor. Bunların da 7, 14 tane de 5 tane gidiyor. 24 tane de 5 tane gidiyor. 24 tane 5 tane oradaydı. Kaç tane var? Dur ben sayayım. Onlara böyle üzerine uzatacağız. Yeter mi ama o? Yeter. Burada da var, orada da var. İyi o zaman. Ha, yeter yani. Baş... Biraz... Çünkü fazla üzerinde ağırlık olmayacak. Üzerine çıkıp gezmeyeceğiz. Tamam mı? Üzerine membranı serdik mi daha tamam bitiyor işte. Ne kadar membran gidecek şimdi? Onda yaz abi. Şimdi bir tanesi 10 metre geliyor ama biz ucuzlarından alırız. Yani. Tabii ucuz ucuz. Ha, o, 45 metre membran lazım işte. He? 45 metre membran lazım. 45 metre membran lazım. 15 metre olanlar var. İnce olanlar var. Onlardan alacaksın. Kalın değil de. Hı-hı. Mesela 3 milim değil de 2 milim olanlar da. Ha, onlardan alacaksın, onlar 15 metre. Tamam. Tamam mı? 3 tane aldığın zaman 45 metre yapıyor. Bunu alırken sen de gelsen de hoş olur. He? Devam abi. Onun dışarı çıkması yasak. Arabanın içine kim ne görecek abi? Yani 3 tane 2 milim, 2 milim bak 2 milim tamam mı? 15 metreden 3 adet. 800 liraya kümes yapalım derken 3000 lira ceza ödemeyecek sonra. Valla ödemeyecek diye. 800 bin lira alsam 1200 lira da kurtaramazdım. Ama şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yaptın mı bir sefer yapacaksın, bir daha uğraşmayacaksın. Aslında şu ağaç ben hiç benim kafam yatmıyor da. Evet. Yarım tavuk gelir meler böyle ona uğraşırım diye. Sıva yapacağız, sıva. Sıva yapacak. Üzerine sıva yapacak. Tamam. Tavuk veremeyecek. Yani ona biz artık şey aldığımız zaman sıva, tamam mı? İnce bir sıva çekerek daha bir şey yapmaz onu. Tamam. Şimdi hepsi tamam bu kadar mı? Hepsi 5 tane sıva. Bu kadar. Ben... Ya bana çıraklık yapacak mısın? Ya bakalım, yapabildiğim kadar yaparım. Bu sefer ben de çalışacağım dayı. Şeyde biraz yardım edeyim. Ben yorgunum abi. Başka Bekler kim var bizde öyle anlayan? Özgür. Ya Özgür. Ben sana söyleyeyim ki direği tutacaksın böyle. Evet. Tamam mı? Ben çakacağım, çivleyeceğim. Sen direği tutacaksın. Ben öyle her gün çalışamam. Çalışacaksın ya. Ben nasıl çalışıyorum her gün? Bak orada bahçelerle uğraşıyorum. Vallahi çok yorgunum ben. Ben tamam, yapıyorum, ya, şaka tamam, yapıyorum, tamam, şey tamam. Yapıyorum. Halledeceğiz artık mecbur abi, mecbur. Ya, 3 gün çalışacaksın. Kaç yaşındasın sen? Ben kaç? 45. He? Yok, kaç? 65. 65? ben senden 2 yaşta büyüğüm. Büyüksün de abi sen maşallah bakımlısın, ben bakımlı mıyım? Niye? Bak kendine. Nasıl bakayım? Bak, ya karıştırma. Ya tavukların arasında yatıyorsun, yumurta var bak. Tereyağına kır ye. Yaz gelsin eğer ben bunun içine bir de yatmasın neyim ben. Aha buraya var abi. Atarım bir yatağı. Bak inan ol bana. Gitsin gel buraya ay, bu kadar. Ben daha bunu... ne istiyorsun? Tertemiz hava, çam havası. Ya ben bunları bu kadar çok seviyorum. Senden bizim bir tek rizgahımız şöyle güzel bir kümes yapıyorsun abi. Oraya da yazıyoruz minik. Ha böyle bir inşaat kaç gün sürer? Yani böyle bir şeyi kaç günde yaparız? Çabuk yaparız. Bir yaptım. İki günde bitirir miyiz? Bitiririz. İki günde bitiririz. İyi. Şimdi ilk önce bu tarafı yaparız.
Aha. Tamam mı? Ondan sonra o tarafı yaparız. Şimdi orayı yıkacağız, tavukları aslan sokamıyor. Ya. Tavukları buraya sokmuyor ki, oraya sokuyor. Oraya sok. Burayı sökeriz komple, o zaman hepsini oraya sok. Gerekirse akşam ben tavukların hepsini oraya şey yapabilirim. Zaten buraya eski tavuklar giriyor. Alayım, anlıyor musun? Burayı kapattığım zaman onlar gider oraya girer. Tamam, oraya hepsini oraya sok, hepsini burayı sökelim. Ondan sonra başlayalım yapmaya, bitiririz. Ondan sonra orayı dövürüz. Tamam. Arkadaşlar, kümesin planını, programını yaptık. Malzemelerini çıkarttık. İnşallah bir dahaki videoya kadar yetiştiririz. Babam 3 gün sürer diyor yapımı. 3 günde bitiririz değil mi baba? Bitiririz. İnşallah güzel bir şey yapacağız dayı buraya, öyle mi? İnşallah abi ya. Şimdi bir köpeklere bakalım. Köpekler diyorum, önce Bamsi'ye bakalım. Ardından da bir sürprizim var. Eski takipçilerim bilir, bu sürpriz onlara gelsin. Ne yapıyorsun sen burada? Ahmet. Seni gidi yaramaz. Vallahi yeri mükemmel arkadaşlar. Ağaç gölgesinde yatıyor Bamsi. Artık tilki problemimiz kalmadı. Çünkü efsane geri döndü. Birazdan size efsaneyi göstereceğim. Eski videolarımızı bilmeyenler efsanenin ne olduğunu anlamayabilirler. Efsanenin eski videolarını koyacağım. Oradan bir bakarsınız. Bamsi'nin keyfi yerinde. Gördüğünüz gibi burada oynamak için tilki bekliyor. Yalnız ben geçen gün geldim. Tabii videosunu çekmedim ama civara hiçbir şey yaklaştırmıyor. Ne başka köpek, ne de kedi, ne de tilki. Fakat tilki sorunumuzun bitmesi Bamsi ile alakalı değil, efsane ile alakalı. Şimdi bir gidelim, efsanemizi görelim. Arkadaşlar bir laf var ya, sanmasınlar ki öldü, efsane geri döndü. İşte efsanemiz burada. Şöyle bir çekebilir misin? Ama bundan 4 tane dördü erkek bunlar. He? Baksana. Sen saldırabilir herhalde. Ne oldu bize? Ne oldu? Gel. Saldırıyor, yanına yanaştırmıyor ki. Yenge gel buradan, çek buradan, bak emiyorum memesine. Gel, yok bir şey olmuyor. Ya. Çok güzel köpek. Baksana. Evet, mümkün mü öyle yanaştırıyor adam? Hiç yanaştırmıyor. Evet. Arkadaşlar, Zanti çok felaket bir köpek. Dediğim gibi eski takipçilerimiz bilir ve Zanti'nin videolarını da açıklamalar kısmına koyacağım. Buraya kimseyi yaklaştırmıyor. Çok efsane bir köpek. Değil mi dayı? Buraya tilki, sansar hiçbir şey gelemez. Zanti uzun bir süredir kayıptı. Takipçilerimiz de soruyordu. Tabii yavrularını başka yere yapmış. Muhtemelen aniden bir doğum yaptı. Sonrasında tek tek yavrularını buraya geri getirdi. Dayıya çok bağlı. Dayıdan başka kimse dokunamıyor Zanti'ye. Kaldırma, gel. Herkes kaçtı. Yalnız Zanti var abi. İyi adam gitsin, eline almam. Mümkün değil, alamaz. Değil. Ya ben şu an korkuyorum yani dayı. Çünkü abi, Zanti'nin gerçek halini bildiğim için her an mermi gibi fırlayabilir. Yani insanlara pek alışkın değil. Çok atik bir köpek birden saldırıya geçebilir. Bir de kıskan, çok kıskan. Yavrularını da çok kıskanıyor. Yavruları varken böyle yapıyor zaten. Hepsi erkek mi dayı yavruları? Dört tane dördü erkek. O maşallah. Demek ki diğerlerine bakamadı. Dört tane yavrulamamıştır o dayı. 10 tane yapıyordu. Geçen sene 10 tane yaptı. Muhtemelen gene 10 olmuştu da bakamamış olabilir. Ölmüşlerdir. Bu dördünü alıp buraya gelmiş. Dayıyı çok seviyor. Bir tek dayıya sevdiriyor kendini. Başka kimse dokunamıyor. Eski videolarda buraya torla gelmek gibi bir hata yapmıştık. Bizi ağaç etmişti burada. Bu arada Zanti için yemek de getirdim oraya. Bayağı bolca et getirdim. Yavrularını doyursun. Gerçi dayımız bakıyor kendisine ama biz de ziyaret etmişken yemeğini de getirdik. Zanti'nin eski yavrularını sahiplendirdik.
Şehirler arası yolculuk yasak olmasa aslında gidip onları da çekeceğim. Bana videolarını atıyorlar. Bayağı büyümüşler. İki tanesi İstanbul'da bir sanatçı kardeşimiz de. İnşallah bir gün gidip o yavruları da çekeriz. Yani bayağı şöyle şöyle olmuşlar. Bildiğiniz Sivas Kangalı gibiler. Tabi Zanti gelince burada bir bayram havası oldu. Dediğim gibi ne tilki ne sansar artık hiçbir şey yaklaşamıyor buraya. Ve dayımız da güvenli ellerde. Çok sadık ve akıllı bir köpek. Evet arkadaşlar, kümesin planını programını yaptık. Yakın bir zamanda yapmaya başlayacağız ve onun da çekimlerini yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.